Evet, piyasaların gözü kulağı dedik ki bugün açıklanacak rakamlarda. Ne söylersiniz Emre Hocam, sizinle başlayalım. Dilerseniz sohbetimize beklentiler ne yönde? Bir de hem beklentiler hem de rakamların yansıması, yani gelen rakamla yansıdığı rakam aslında bambaşka, biliyorsunuz. Siz de başlayalım, buyurunuz lütfen. Meltem Hanım güzel orta yaptı. Şimdi nasıl insanlarız biz? İslam Bey de ben de işte çocuk okutan, sonuçta kira ödeyen, yolda yürüyen, pazardan alışveriş eden vesaire. Yani bizim bir bu yönümüz var. Yani normal sade iki tane vatandaş. Bir de bizim tabii bilim insanı yönümüz var. Yani rakamlara bakarak bir şeyler tarif ediyoruz. Dediğiniz doğru. Yani TÜFE rakamları ne benim ne de İslam Bey'in ne de Meltem Hanım'ın hayat pahalılığını yansıtıyor. Zaten hayat pahalılığı ile enflasyon birbirinden farklı şeyler. Çünkü enflasyon sepetinin içerisindeki her şeyi biz kullanmıyoruz. Yani aşağı yukarı bakarsanız 25 tane mal ya da hizmet var, çok elzem bizim için. Onların da artışısı yani %100'ün zaten çok üzerinde, hepimiz bunu biliyoruz bir yıl içerisinde. İşte gıdadan ulaştırmaya, okul ücretlerini de bunun içine koyarsam, hani ortalama hani o kadar yüksek olmasa da baktığımız zaman %100. Şimdi ortada bir garip durum var. Resmi rakam açıklanıyor. Fakat vatandaş isyanda diyor ki ya ne diyorsun işte kirazın kilosu kaç olmuş vesaire falan. Şimdi maalesef Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de açıklanan resmi rakamlarla hissedilen yaşanan enflasyon arasında 7-8 puan fark oluşmuş durumda. Demek ki bir, yani hem Eurostat hem de beynelmilel kabul edilmiş enflasyon verilerini oluştururken bir revizyon gerekiyor. Çünkü vatandaş eğer inandırıcı bulmazsa, biz bilim insanları, İslam Bey gibi kıymetli üstadlar, ustalar nasıl gerçekçi analiz yapacağız? Yani diyoruz ki biz resmi rakam bu, bunu dayandırarak değil mi, reel faiz hesabı yapıyoruz, reel kazanç hesabı yapıyoruz, ona göre firmalara öngörüde bulunuyoruz vesaire de. Şimdi dolayısıyla benim buradan bir çağrım var. Ya her şeyi de Atlantik'in batı tarafı bulmamalı. Yani bugün TÜİK'te otursun desin ki ya arkadaş, vatandaş madem bu kadar isyan da, demek bunda bir tuhaflık var. Yani benim bu rakamları dizip ortaya çıkardığım enflasyonla hayat pahalılığı arasında neredeyse iki katı falan fark var ise, ben bir yerde bir hata yapıyorum. Çünkü firmalara da şunu söylüyor: siz kendi enflasyon oranınızı kendiniz bulun. Çünkü TÜİK'in açıkladığı rakamlarla sizin maliyetler pek uyuşmuyor. TÜİK'in rakamlarına bakarak sakın hani hareket etmeyin. Çünkü emtia fiyatları, ham madde, yatırım fiyatları uçmuş gitmiş. Siz buna bakarak bütçe yaparsanız yani firmayı batırırsınız diyor. Şimdi madem ki ne firma tarafında ne de vatandaş tarafında enflasyon oranları gerçekçi bulunmuyorsa, benim istatistik unsurlarına ve istatistik kurumlarına hem Türkiye'de hem dünyada çağırın. Ya şuna bir kere daha bir bakın. Belki bunun dizinin de bir hata var. Yani bir gerçek, bu kadar gerçekten kopuk olamaz çünkü. Emre Hocam, sözünüzü balla bölüyorum, bir virgül koyuyorum. İstanbul Ticaret Odası enflasyonu %99 olarak açıkladı. Enflasyon açıklama araştırma grubuysa %179 olarak açıkladı. Ne söylersiniz? Bu rakamlar üzerinden de değinelim. İslam Bey, çok bölmeden 30 saniyede söyleyeyim. Maalesef bizim için istatistik resmi kurumlar tarafından hazırlanmış olan rakamlar ve sayılardır. Dolayısıyla beynelmiler kabul edilmiş bir metotla gidilmeli burada. ENAG'a bir şey demiyorum. Hocalar doğru buluyor olabilir. Ama maalesef biz ENAG böyle dedi diye doktora tezi yazamıyoruz. Anlatabildim ne demek istediğimi? Yani bilimsel çalışmalar resmi kurumlara dayalı oluyor. Resmi kurumların da saygınlığını koruyacak şekilde rakam açıklaması gerekiyor. O yüzden ben İstanbul Ticaret Odası'nın da çıkardığı rakamları eleştirir buluyorum. Haberiniz olsun yani. Yani orada da bazen hani çok gerçeklerle uyuşmayan işler olabiliyor. Demek ki bu istatistikleri hazırlarken dikkat etmek lazım. Öbür türlüsü survey oluyor, rapor. Mesela ENAG'ınki bir rapor. Yani istatistik diyemem ona. Ama tabii İTO'nunki de bir rapor. Ama TÜİK'inki istatistik, yapacak bir şey yok. Resmi çünkü.
Evet tabii konuşmaya devam edeceğiz ama şimdi finans analisti Sayın İslam Memiş'e de hemen dönmek istiyorum. Evet gözler rakamlara çevrildi. Aynı suali size de yöneltmek istiyorum. İTO'nun açıkladığı rakam %99, enflasyon evet. araştırma grubu da %179 evet. dedi. Beklentiler ne yönde, sizin tahminleriniz ne yönde, siz benim ne söylersiniz? Benim tahminim bugünkü açıklamada Türkiye'de enflasyon rakamının pik seviyesini test edeceği yönünde. %80-81 aralığında resmi bir rakam açıklanacağı yönünde. Ticaret Odası farklı bir rakam açıklıyor. Merkez Bankası yukarı yönlü revize etti enflasyon beklentisine ve haliyle düşük gelen bir enflasyon zaten düşünülemez. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın %60 olarak yıl sonunu hedeflediği bir revizeyi bundan sonraki süreçlerde düşecek algısını biraz daha tartışmak gerekiyor. Soru şu, meslek odaları kendi tahmin ve öngörülerini paylaşabiliyor. Emre Hocam'a yıl sonu tahminimi sorabilirsiniz, bana sorabilirsiniz, herkes kişiler tahminini sorabilir. Ancak Emre Hocam ve ben kurum ve kuruluşlarda veya meslek odalarında görevliysek, bizim görevimiz tahminlerimizi paylaşıp kenara çekilmek değildir. Bizim görevimiz çözüm bulmaktır. Meslek odaları ne iş yapar? Bunu bir soralım kendimize ve sorgulayalım. Kurum ve kuruluşlar özellikle bu tahmin ve öngörülerini açıklar. Ne iş yaparsınız? Herkes tahmin ve öngörülerini yukarı yönlü revize ederken, herkes kurum ve kuruluşlar yukarı yönlü revizelerini açıkladıktan sonraki görevi geri çekilmek midir? Bence trilyon TL'lik bir bütçe meslek odaları var. Neden herkes aynı masanın başına toplanıp sorunu çözmek için gayret göstermez? Neden Türkiye'nin 1998 yılından itibaren 24 yıllık bir enflasyon rakamı beklenirken meslek odaları, çiftçiler, üreticiler, aracılar, o tarladan aldığınız 3 liralık bir domatesin, örnek veriyorum, farklı bir sebzenin markette 30 liraya satılması, aradaki aynen 27 öyle. Liranın konuşulmaması neden? Neden herkes tek çatı altında toplanıp bu problemi çözmez? Tabii döviz kurundaki ataklar da enflasyonu olumlu bir yönde destekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen haftaki Sanayi Odası Başkanı ile ilgili tartışmalarını bütün Türkiye izledi. Ancak şöyle bir cümle kullandı. Elimizde belge var. Eyvallah. Belge olacak tabii. Her şey resmi. Ancak neden hesap sorulmadı? Sadece düşük faizle kredi alıp döviz stoklamak ve bunu tespit etmek sorunu çözüyor mu? Bunun hamlesi önceden neden yapılmadı? Veya elinizde belge var, şu an neden yapılmadı? Soru şu, döviz kurunun artması ne demek? Enflasyonun artması demek. O zaman enflasyonun artmasına neden göz yumuyorsunuz? İşte bunları sorgulamamız lazım. Şu anda enflasyon rakamının %80, %81 lira... İslam Bey, şurada hemen bir soru yöneltmek istiyorum. Yani enflasyon artmasına neden göz yumuyorsunuz mu durum, yoksa artık iş kontrolden çıktı mı? Yani ikisi. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Merkez Bankası Başkanı diyorsa ki siz döviz stokladınız ve elimde benim belgeler var. Liste var elimde. O zaman göz yumdunuz. Çünkü döviz kurunun artması enflasyon artması demek değil midir yani? Doğrudur. Meslek odaları bugün enflasyon rakamını her ne kadar TÜİK %80 üzerinde açıklasa da %99 diyor musun? Evet diyorsun. Senin örnek veriyorum, İstanbul'da veya Türkiye genelinde binlerce veya milyonlarca bir üyen var mı? Var. Buradan ciddi bir gelir elde ediyor musun? Evet ediyorsun. Senin görevin burada üreticiyi, çiftçiyi, onu bunu korumak değil miydi? Bütün meslek komiteleri için ve bütün meslek odaları için konuşuyorum mesela. Evet, senin görevin budur. O zaman neden çözülmüyor problem? Bunların sorgulanması lazım. Yoksa enflasyon rakamı %80 açıklandı, 24 yılın zirvesinde, biraz sonra manşetler gelmeye başlayacak. Çözüm aynen ne? Öyle. Aynen çözüm öyle. Ne? Çözüm bir de hissedilen lazım. Zaten açıklanan rakamın, yani vatandaşın cebinde dünya, hissettiği Mertem açıklanın Hanım, kat be kat bu fazlası. Bu sadece Türkiye'ye has bir model değil. Bütün dünyadaki merkez bankaları gerçek rakamları zaten açıklamıyor. Bu Türkiye'ye has bir model değil. 2022 yıl farklı bir yıl. Bunun geniş çerçeveden bakmak lazım. Neden? Mesela bugün Amerika'da gerçek bir enflasyon rakamı %9.1 değildir. Avrupa'da aynı şekilde, İngiltere'de aynı şekilde. Ve dolayısıyla bunlar problem değil. Önemli olan şey, bizim bu kadar çok meslek odalarımız, komitelerimiz, kurum ve kuruluşlarımız varken, biz bunu çözebilecek bir kabiliyete sahipken, konuşmaya gelince herkes sosyal medyada gayet milliyetçi, gayet vatanın milliyetini seviyor. Tamam, enflasyon rakamı gidiyor. Durun, bir çalışılay kuralım.
kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar gelsin, meslek odaları gelsin, eli nasılı çiftçiler gelsin, ezilen çiftçiler gelsin. Masaya oturalım, konuşalım, bir dinleyelim bakalım. Ben bir vatandaş olarak, İslam Memiş olarak şunu görmek isterdim. Bugünkü Türkiye'de. Çiftçi masanın bir tarafına oturacaksın, satıcı bir tarafa oturacaksın, ortaya da müşteri oturtacaksın. Aradaki problemi ben duymak isterdim mesela. Siz Türkiye'de... İlginç bir diyalog olurdu. Evet, yani Türkiye'de bir üreticinin, Türkiye'de bir marketçinin, Türkiye'de bir vatandaşın, tüketicinin aynı masada olduğunu gördünüz mü? Ben görmedim. Doğru, doğru. Şimdi neler yapılabilir konusunda çözüm odaklı olmalıyız konusunda Emre Hocam'a dönmek istiyorum. Bakalım o neler söyleyecek. Emre Hocam, gerçekten İslam Bey çok doğru bir yere değindi. Rakamları konuşuyoruz ama kimseden doğru düzgün bir çözüm ortaya atılmıyor. Siz ne söylersiniz? Ne yapılmalı? Yani rakamlar yukarı yönlü, beklentiler de işin kötüsü yukarı yönlü. Düşürmek için, bir orta yol bulmak için ne yapılabilir? Şimdi geçenlerde ne seyrediyordum biliyor musunuz İslam Üstad? 1971 yılında sanıyorum Harvard Üniversitesi'nde Noam Chomsky ile Foucault, Fransız iki filozof, önemli filozof, düşünür, tartışırken şunu demişler. Ya bizim sosyal çevreyi yönetmek amacıyla ortaya çıkardığımız, bağımsız olduğunu iddia ettiğimiz kurumlar aslında ne kadar bağımsız. Yani İslam Bey'in dediğine göre, evet, mesela meslek örgütleri, kapitalist sistem bunları kurmuş değil mi? Çünkü sınıf getirmiş ortaya. İşte işçi var, işveren var falan filan. Yahu diyor ki bunların hepsi diyor politik tahakküm altında. Aynı zamanda diyor bir sınıfı öbür sınıfa karşı korumak için yapılmış. Dolayısıyla İslam Bey'in aslında dediğinin yapılması lazım ama olmamasının sebebi de ortaya çıkan, yani liberal değil, yani serbest piyasa sisteminden çok grupları koruyan neoliberal sistem. Şimdi bu sistem böyle durduğu sürece bizim öyle, kusura bakmayın, hani bir toplumsal konsensusla enflasyonla mücadele imkanımız kalmıyor. Tek silahımız var, ekonomiyi soğutma. Ekonomiyi soğutup ameliyat et. Sıkıntı var çünkü. Ama bu ameliyatı yapamayız. Neden? Seçimler geliyor. Şimdi seçim yaklaşırken hangi iktidar ekonomiyi soğutalım vesaire gibi bir tehlikeye atlar. Ama yani bu yüksek enflasyonu bizim durdurmamız için enflasyonun belini kırmamız lazım. Enflasyonun belini kırmak için de kimse kusura bakmasın, yani ekonomiyi soğutmamız gerekiyor para ve maliye politikalarıyla. Ama yani yavaş yavaş ipin ucu kaçıyor. Saat de 10 oldu. Bakalım ne gelecek? Yani İslam Bey'in bence dediği olacak. Ondan sonra enflasyon işte 1980'lerden sonraki en herhalde haşmetli enflasyon olarak karşımıza çıkacak. Yaşadık bunları, yaşamaya devam ediyoruz ve modern dünyanın en yüksek enflasyonu bizde. Yani kimse kusura bakmasın yani. Yani her yer söylüyor, anladık da bu kadar yükselmiyor. Yani demek ki biz bir tuhaflık yapıyoruz. Yani bu tuhaflıkları kabul etmemiz gerekiyor. Aslında İslam Bey az önce çok da güzel bir şey söyledi. Ben dedi, hiçbir, siz de şahit oldunuz, hiçbir zaman üretici, tüketici ve satıcıyı aynı masa etrafında görmedim. Görmek isterim dedi. İki tane düşünürün de dediği gibi, yani sınıfları birbirine karşı çarpıştıran, bazı sınıfları diğerine göre koruyan bir adalet sistemi, ne bileyim bir işleyiş var vesaire. Emre Hocam, sözünüzü kesiyorum. Rakam, o beklenen rakam açıklandı. %79.6 olarak açıklandı. Hemen sıcağı sıcağına, az önce aslında benzer bir rakamı siz telaffuz etmiştiniz. Nasıl değerlendirelim? Gerçeği yansıtıyor mu? Vallahi şimdi aylık rakama bakmak lazım. Anladığım kadarıyla aylık rakam İTO rakamından daha düşük çıktı ki %81 bekliyor. Aylık 2.37. Ya şimdi kusura bakmayın, bu sabahki yazım vardı. Bu sabahki yazıma da esprili yorumlar geldi. Hoca formülü diye. Şimdi yıl sonunda Merkez Bankası'nın söylediği %60'ın biraz üzerindeki öngörünün çıkması için bundan sonraki aylarda %1,5 ile 2 arasında enflasyon gelmesi gerekiyor dedim. Niye, nasıl dedim bunu? Emre Alkin'e ihtiyacınız yok. Excel tablosuna dizin, zaten çıkıyor. Şimdi anlaşılan sesim duyulmuş. TÜİK de diyor ki, yani İTO ne derse desin İstanbul'da %4'ün üzerinde çıksa da biz yarısı kadar söyleriz. Ben anlıyorum ki yani baz etkisinin Eylül'den itibaren çalışmayacağını, tersine çalışacağını anlayan bir mekanizma var burada.
Ama tekrar ediyorum, yani %2-2 falan çıkarsa işte %63-64 enflasyonla biz bu yılı bitiririz. Ama gerçeği yansıtıyor mu? Hayır, yansıtmıyor. Yani çok net söyleyeyim ya, döviz kuru yükselmiş. Affedersiniz, Temmuz ayında nereden nereye gelmiş. Ona rağmen hani bunun geçiş etkisini henüz yansımamış olduğunu görüyoruz. Büyük ihtimalle herhalde gıdada ciddi bir düşüş var, gösterecek birazdan rakamlar, ama yani tekrar ediyorum, bakın Merkez Bankası'nın öngörüsünün tutması için Temmuz ayı dahil olmak üzere her ay %1,5 ile %2 arası enflasyon gelmesi lazım. Şimdi demek ki yani böyle gidecek, böyle giderse. Hal böyleyken de ütopik görünüyor Emre Hocam. Konuşacağız şimdi, seçim dönemi dediniz, oraya birazdan döneceğiz. Yine bir virgül koyup Sayın İslam Memiş'e hemen dönmek istiyorum. İslam Bey, %79,6 evet, geldi. Aylık bazda da 2,37. Siz ne söylersiniz? Evet. Gerçekçi midir gelen rakam? Şöyle, dolar kuru 18 lira değil. Dolar kuru 17,99 lira. Evet. Enflasyon %80 değil. %79,60. O kadar abartmayın, yani %80'e çıkmadı. Dolar da 18'i görmedi gibi bir şey oldu bu. Sahne İTO'nun, buyurun. Biz çok iyimser bir açıklama yaptık. Öngörü %80-81 lira aralığında bir rakam açıkladı. Sahne İstanbulluların, İstanbul'daki enflasyonu hissedenlerin ve İTO'nun. Biz kenara çekilelim. Biraz önce dedim ki sosyal medyada biraz sonra %80-81 civarında gelen enflasyonun çok yüksek olduğunu söyleyecekler. Şimdi vazgeçiyorum. Bak, dakikalar geçti. Vazgeçiyorum. Herkes sosyal medyada şunu konuşacak. Yani %80 enflasyon yok falan diye dalga geçecekler. Kurum ve kuruluşların itibarlarını geri kazandı. Enflasyondan daha önemli. Evet. Evet, gerçekten öyle. Şimdi Emre Hocam az önce dedi ki %63 ile seneyi tamamlarız dedi. %63'lük bir enflasyon rakamıyla 62-63 bandında dedi. Siz de katılıyor musunuz bu fikre? Tabii, daha önceki enflasyon bu kadar patlak vermeden önce %52 civarında bir öngörü vardı. Ancak mecburen bu kadar yüksek bir enflasyon karşısında da maalesef şu anda dolar kuru da yüksek olduğu için ve yılın son çeyreğinde muhtemelen bugünkü ekonomik koşulları göz önünde bulundurduğumuz zaman döviz tarafında da bir atak gerçekleşebilir. Yine muhtemelen de %60 seviyesinin üzerinde beklenti, yani bu rakamların beklentisi dahilinde bir rakam bekliyorum ben de. Ancak dediğim gibi, yani bu rakamlar aşağı yönlü gelir mi? Orada da şüpheler var doğrusu. Yine onların rakamına göre %60'ın üzerinde bir rakamla yılı tamamlayabiliriz diye ben de düşünüyorum. Şimdi çözüm noktasında yine bunu konuşacağız, ama az önce dedik ki önümüzde bir seçim dönemi var. Ve bir yandan da rakamlar giderek yükseliyor. Beklentiler %63-62 yönünde yılı tamamlama beklentileri, ama önümüzdeki sürece baktığımızda tünelin ucunda ışık gözüküyor mu? Ne söylersiniz? Yani şu Emre Hocam mı? Yani üstadım. Emre Hocam, buyurun. Tekrar ediyorum. Hepimiz baktığımız zaman geçen seneden bu seneye, Ağustos ayında geçen yıl enflasyon dip yapıyor. Sonra Eylül ayı itibariyle tekrar yükseliyor. Ekim ayında o fena rakamlara ulaşıyoruz. İşte 3'ler, 4'ler, 7'ler gitmeye başladı. Şimdi anlıyoruz ki o baz etkisi diyorlardı ya, baz etkisi sayesinde düşecek. O baz etkisi ancak Ağustos, Eylül. Şimdi Ağustos, Eylül geçtikten sonra, yani geçen senenin dizininde göreceksiniz. Tekrar yüksek dizine kavuşuyoruz. Çünkü sene başından beri zaten oldukça yüksek seyrediyor oran. Şimdi bu sene tünelin ucunda ışık var mı derseniz, yani benim programın başında eleştirdiğim hesap metoduyla yapmaya devam ederse tutacak gibi gözüküyor. Yani en kötü %63-64 tutacak. Tamam mı? Yani 60,5 olmaz ama 60-64. Ama gelecek sene %19,20 idi değil mi İslam Üstadım sanıyorum hedefi? Evet. Ya onun tutması için de işte her ay yine 1,5-2 arası enflasyon gelmiş. Yani 19 olmadı, 22 oldu. Kimsenin kalbini kırmayız yani. Çünkü 10, 20, yani o kadara geçtik oraları da. Ama yani gelecek sene gerçekten İslam Üstad'ın dediği gibi döviz kurlarının sakin seyretmesi, piyasada bir konsensusun oluşması, tekrar az talep yasasına
piyasayı terk etmemiz gerektiğini, değil mi? Özgür iradenin ortaya çıkması falan filan. Bir de seçimler var. Evet. Şimdi bu, şunu diyeyim, seçim sattımı haline girmiş bir ülkede ücretleri sürekli olarak mevcut enflasyona göre ayarlamaya kalkarsak, o düşündüğümüz, şöyle diyeyim, enflasyondaki hızlı gerileme hiçbir zaman ortaya çıkmayacak. Neden? Çünkü enflasyona göre biz ücretleri ayarladıkça mal satanlar da diyecek ki içinden, oh ne güzel, bak talep de canlı. Çünkü habire ücretler ayarlanıyor. Ben fiyatımı niye düşüreyim veya niye fiyatımı yükseltmeyeyim diyecek. Ve satarken de fiyat davranışını şöyle bozacak. Ya ben 3 ay sonra bu malı geri koyamam. Ben 3 ay sonranın fiyatını koyayım bugünkü etikete diye. Şu anda olan o. Şu anda gerçekten yaşadığımız o. Rakamların bu kadar yüksek olması, vatandaşın isyan etmesinin sebebi tam da o Emre Hocam. Meltem Hanım şöyle yapıyor. 1-3 ay sonraki fiyatı düşünüyor. Bir de o malı geri koyamama riskini de üstüne koyuyor. Fiyatı öyle etikete yazıyor. Şimdi hal böyleyken enflasyon yapışkan hale geliyor. Ben gelecek sene %40 ile 30 arası olur diyorum. Eğer başımıza İslam Üstad'ın dediği gibi bir hani dövizde çok hızlı bir yükseliş vesaire gibi bir şey olmaz. Yani o yüzden 19,20 bana buradan bakılınca biraz ütopik geldi. Yani onu söyleyeyim. Yani inandırıcı iş değil. Ama sene sonu bugün açıklanan Temmuz rakamı aynen bu şekilde devam ederse işte 63-64-65 ile bitirebilirmişiz gibi gözüküyor. Gözüküyor, bilmiyorum. O da kesin değil. Umarız, umarız. Hemen İslam Bey'e dönüyorum. Evet, siz ne söylersiniz? Tünelin ucuna baktığınızda siz ışığı görüyor musunuz? Yine Emre Hocam'la hep enflasyon rakamlarında buluşuyoruz. Merkez Bankası'nın faiz kararlarında buluşuyoruz. Çok kıymetli söylemleri var ve sonuna kadar da katılıyorum. Biz burada hiç kimseyi ciddi anlamda eleştirmek, hiç kimseyi küçümsemek diye bir gayemiz yok. Tabii, yani tabii. Gayet bu vatan bizim vatanımız, bu ülke bizim ülkemiz. Ben de sokakta normal şartlarda yaşayan bir insanım. Ben isterim ki güçlü Türkiye'nin güçlü insanları olsun, hane halkının ekonomisi güçlü olsun. Ben isterim ki kurum ve kuruluşların arasındaki iletişim bozukluğu çözülsün. Çünkü bizimle aynı kaderi paylaşan, bizimle aynı kaderi paylaşmayan insanları kendi aralarındaki iletişim bozukluğunun bedelini ben ödemek zorunda değilim. Dolayısıyla burada tüyü bitmemiş yetim hakkı var burada. Tüyü bitmemiş yetim hakkı ne demektir? Helal ve haramdan bahsediyorum. Siz devlet olarak düşük faizli krediler veriyorsunuz. Bazı kişiler, art niyetli insanlar bu kredileri almış, döviz stoğu yapmış. Siz devlet olarak enflasyon çok yükseldi. Dünya ekonomisi gerçekten, bak samimi olarak söylüyorum bunu, gerçekten zorlu bir süreç geçiriyor. Anormal yıllardan geçiyoruz. Ve haliyle devlet olarak KDV indirimleri yapmışsınız, çeşitli destekler vermişsiniz, teşvikler vermişsiniz. Yine art niyetli insanlar bunu raflara, çarşı pazara yansıtmıyor. Yine devlet olarak siz elinizden gelen bütün mücadeleyi yapmışsınız. Asgari ücreti artırmışsınız, emekli maaşlarını artırmışsınız. Enflasyonun artması demek, bu kalemlerin artması demek. Ama buna rağmen ezilen bir ekonomik düzen var karşımızda. Burada herkesin bir görevi var efendim. Yani burada kurum ve kuruluşların burada bir görevi var. Bu görevi koordine etmek, bu insanları bir araya getirmek, bu insanlarla tartışmak ve uzun soluklu tartışmak çok önemlidir. Bugün buğday gemisini Rusya'dan, Ukrayna'dan diğer ülkelere geçişini sağlamak daha önemli bir enflasyon rakamı. Yani bizden bahsediyorum. Ya bunlar önemli şeylerdi. Bunu oturup konuşmak, medeni insanlar oturur, tartışır, konuşur ve ciddi çözümler ve kalıcı çözümler bulur. Biz dört mevsim alan nadir ülkelerden bir tanesiyiz. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Gerçekten genç nüfusumuz ciddi miktarda varken, yani bütün elimizde bütün doneler var. Hani şunu diyemeyiz yani, biz suyumuz eksik diyemiyoruz. Sadece kurum ve kuruluşlar burada yapması gereken tek bir şey var. Burada bir araya gelecekler, bir çalıştay kuracaklar ve bu sorunu da herkes, bu sorunun altına elini herkes bu taşın altına sokacak. Bu kadar basit. Yani bunu çok büyütecek, çok hiç kimse sihirli bir değnek beklemiyor. Az olması önce çok güzel bir şey söylediniz İslam Bey. Dediniz ki ben de bu ülkenin vatandaşıyım, bu ülkenin iyiliğini istiyorum.
hepimiz gibi aslında. Yani hepimiz bir zorluk yaşanıyorsa hepimiz yaşıyoruz. Hepimiz markete gidiyoruz. Hepimiz kira veriyoruz. Dolayısıyla aslında yaşanan zorluğu hep birlikte yaşamış oluyoruz. Geliriniz ne olursa olsun gider denginiz arttığı zaman geliriniz eriyor. Dolayısıyla bu sorun hepimizin sorunu haline gelmiş oluyor. Hemen burada hepimizin sorunu demişken şunu da söylemek istiyorum. Şimdi kira artış dengesine %25'lik bir limit getirmişti hükümet. Şimdi 12 aylık artış bandı %50 oldu açıklanan bu rakamlarla birlikte. Şimdi bu yeni bir çatışmayı, ev sahibi kiracı ilişkisinde yeni bir çatışmayı gündeme getirir mi? Daha doğrusu var olan çatışmayı daha da alevlendirir mi? Emre hocama döneyim hemen. Ben söyleyeyim. Çünkü evlilik aşamasında olduğum için ben de kiralık ev arıyorum. 3 artı 1. Buyurun işte. Dolayısıyla inanılmaz rakamlar var. Daha evvel 1 artı 1 bir evde oturuyordum. Şöyle diyeyim size, çok enteresan. Aynı site içerisinde aynı özellikteki bir evin fiyatı 1'e 2, 1'e 3 değişir mi? Ben eski kiracı olduğum için nispeten daha düşük kirayla oturuyorum ama ya benimle aynı kattaki aynı daire iki kata kiraya verilmiş, iki katına. Allah Allah. Yani bu biraz bir tuhaf da geliyor bana. Sonra arıyorsunuz, vicdanlı ev sahipleri diyor ki ya arkadaş ben de yüksek fiyata verebilirdim. Fakat bir, başıma bela alacağım bir kiracı istemiyorum. 3 ay ödeyecek, 4. ay ödeyemeyecek, hadi uğraş onu çıkarmakla bilmem ne vesaire diye. Ama bir taraftan da hiç üstünü örtemeyeceğimiz bir üfe gerçeği var. %144.6 olmuş üretici fiyatları. Yani sonuçta mal ve hizmet üretenler, inşaat yapanlar vesaireler böyle bir maliyetle de karşı karşıyalar. Bu arada İslam Üstad'ın çekirdek enflasyon da artmış. Şimdi bütün çekirdek enflasyon nedir onu hemen anlatayım. Mevsimine bakılmaksızın her ay mecburen satın aldığımız ne kadar mal ve hizmet varsa çekirdek enflasyon. Şimdi çekirdek enflasyon yükselmeye devam ettikçe Meltem Hanım çok zor enflasyonun yapışkanlığını kırmak. Şimdi bu hal ve şartta ev sahibilerle kiracılar baş başa kaldılar. %25 artış oranı. Tamam da 5 yılı aşan kiracılara ev sahipleri hadi size iyi günler diyor. Niye? Sen çıktıktan sonra ben zaten en aşağı 2 katına kiraya veririm. 3 katına, 4 katına tabii. Bunları çözmüyor. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sokrat bundan 2300 yıl evvel şöyle demiş. Yönetmekle mükellef olanlar sadece talimat vermeye alışmışlarsa vatandaşın kurallara uyması beklenemez demiş. Ne demek istiyor? Yani talimatın gerisini takip etmezseniz, yani insanlar bu talimatı yerine getiriyor mu getirmiyor mu diye kanunlara da uymaz vatandaş. Der ki arkadaş ne yapayım çıkartırım seni yeni kiracı alırım diye. Kimse de şimdi niye ev sahibiyle davalasın? Şimdi dolayısıyla oraya bir kanun maddesi yazarak artış bu kadardır demek sorunları çözmüyor. Özeti bu. Bu arada ben her iki konuğuma da teşekkür edeceğim. Ne yazık ki süremiz sona ermiş. Bu arada Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü gemiye de heyet bir yandan geçiyor. Hemen o tarafa dönmemiz gerekecek. Çok teşekkür ederim Emre Hocam, İslam Bey. Her ikinize de değerli görüşleriniz ve değerlendirmeleriniz için. Başka bir yayında tekrar buluşmak İnşallah. Üzere efendim. Hoşçakalın. Emre Hocam bu arada evlilik haberinizi bizlerle paylaştınız. Tebrik edelim buradan. Değerli eşiniz olacak hanımefendiye de selamlarımızı iletelim. Kolay gelsin diyerek.